Ya kardeşim bunlar çok önemli şeyler. Yani bu tip olaylar Güneydoğu'da gelişiyor ve bunları önemli görmüyor bazı şahıslar. Dolayısıyla bu diğer partilerin oradan silinmesine sebep olur. Halk dehşeti kim elinde tutuyorsa, gücü kim elinde tutuyorsa ona eğilim gösterir. Epey bir bölüm böyledir insanların. Kuvvet neredeyse o tarafa eğilim gösterir. Dolayısıyla bu seçimin adil olması için devlet gücünü Güneydoğu'da çok ezici ve caydırıcı olması lazım. Ya müthiş bir güvenlik gücü olması gerekiyor. Ben mesela AK Parti milletvekilini gördüm Van'da. Belediye başkan adayı. Oho, taşlanıyor, maçlanıyor. Orada değil mi? Polisin, sivil polisin, jandarmanın hepsinin olması lazım. Vatandaşı koruyup orada devletin amansız bir güç olarak kendini göstermesi gerekiyor ki seçimlerde halk PKK'nın gücünü sıfır görsün. PKK'yı güçlü görürse nereye oy vereceği malum. Olmaz. Sonra da belediyelerin gücünü artırıp yani belediyeleri sanki bir federe devlet haline getirme projesi de olursa bu fevkalade vahim neticeler meydana getirir. Onun için belediyelere yeterince yetki verilmesi gerekiyor. Kaymakam ve savcılar, valiler asıl yetki elinde tutması gerekir. Merkezden yönetilen bir sistem olması gerekiyor. Ama hepsinin üstünde halkın üstündeki dehşet ve korkunun tamamen kaldırılması lazım. Orada yapılan seçim özgür seçim olur. Yoksa PKK'nın silahlarının gölgesinde yapılan bir seçimde adil bir seçim olması çok zor. Böyle şey olmaz. Yani onu istifade edip onun sonucunda oy alan da olursa ondan hiç övünmesin, o onun için utanç olur. Yani dehşetin sonucu gelen oy sevinç verecek bir oy değildir. Korkuyla vatandaştan alınan oy, yani korkutularak elde edilen oy haram oydur. Haram olan bir oydur. Yani onu helal oy olarak kabul etmeyecekler.